Muzan yakınlarda olmalı. Gardınızı bir anlığına bile olsa düşürmeyin. Tamamdır. Tokito! Siz devam edin. Beni boş verin. Görüyorum ki İblis avcıları sonunda gelmiş. Gözüm seni bir yerden ısırıyor. Acaba nereden? Bir üstay. Üstay bir. Anlıyorum. Yani bu adam üstay bir öyle mi? Diğer iblislerle kıyaslanamaz bir güce sahip olan iblis bu demek. Katanası. Daha önce katanasını bu şekilde taşıyan hiçbir iblis görmemiştim. Korkuma hakim olamıyorum. Sanki vücudum onunla savaşmak istemiyor gibi. Daha önce hiç böyle olmamıştı. Sen. Çabuk bana. Adını söyle. Muichiro. Muichiro Tokito. Demek öyle. Tsugikunilerin ölmüş olması gerekiyordu. Tsugikuni mi? Yüzyıllar geçtiği için bunun olması kaçınılmazdı. İnsanken ismim Michikazu Tsugikuni'ydi. Ben senin atalarındanım, Tokito. He? Ata mı? Bu mu benim atam? İmkansız. Yoksa o ilk nefes kullanıcılarından biri miydi? Sakin ol. Sakin ol. Sakin olmalıyım. Paniklemek yok. Nefes al. Ne kadar güçlü olduğunu hissedebiliyorum. Korkunu saniyeler içerisinde yok ettin. Sis nefesi. İkinci form. 8 darbeli sis. Sis nefesi mi? Fena değil. Beşinci form. Puslu bulutlar. Muichiro, kaç yaşındasın? He? Bu kadar genç olmana rağmen kılıç hakimiyetin oldukça iyi. Beni ilk gördüğünde titriyordun. Şimdi ise bana saldırabilecek kadar cesursun. Kesinlikle benim kanıma sahipsin. İsim olarak ölsek de birilerinin kanımı taşıması ne güzel. Belki de aynen öyledir. Söylediğin gibi benim atamsındır. Yine de kanının bir damlasına bile sahip değilim. Anlıyorum. Demek o da şu ize sahip. Sis nefesi. İkinci form. Görünmez sis. Daha önce böyle bir teknik görmedim. Yerini çok hızlı değiştirebiliyor. Hareketlerini okumakta zorlanıyor. Ne kadar da zarif.
Ben de kılıcımı çekmezsem büyük kabalık etmiş olacağım. Ay nefesi. Birinci... Karanlıkta parlayan ay. Bu çocuk inanılmaz. Elini kaybetmesine rağmen nefesini hemen durdurdu. Ve hala savaşabilecek kadar cesur. Sis nefesi. Yer değiştiren kesiş. Yeteneklerin hayret verici genç adam. Onun kanını kullanarak seni aramıza katmak istiyorum. Elin yeniden çıkacak. Kanamaların sağ duracak. İblis ol Muichiro. Eğer burada ölürsen tam potansiyelini asla göremeyeceksin. Senin için çok büyük bir hayal kırıklığı olurdu. Sence de öyle değil mi? Genya! Kaç! Demek şu iblis yiyen sensin. Hala ölmedin. Yarıdan yarıya kesilmiş olsan bile ölmedin. Neredeyse 300 yıl önce senin gibi iblis yiyen başka bir iblis harflisi daha vardı. Onu böyle kestiğimde ölmüştü. Ama sen... Kafanı da mı kesmem gerekiyor acaba? Hadi bu teoriyi test edelim. Hayır. Bu şekilde ölemem. O çok hızlıydı. Benim hemen ayağa kalkıp yardım etmem ki. Şimdi ne var? Vay. Rüzgar aşırısı. Aynen öyle. O ben oluyor. Elindeki kılıç ilginçmiş. İstersen kafanı keserken daha yakından bakabilirsin. Kendini neden böyle bir tehlikeye sokmak istediğini anlamıyorum. Git normal bir hayat yaşa işte. Ve ben hiçbir iblisin sana karışmasına izin vermezdim. Hem kardeş hem iblis avcısı. Anılarım depreşti. Kardeşime bunu nasıl yaparsın? Seni sekiz gözlü ucube! Seni asla affetmeyeceğim! Rüzgar nefesi birinci form! Keskin oval kasırga! Ay nefesi. Beşinci form. Ay felaketi. Dördüncü form. Fırtınadaki rüzgar ağacı. Açık vermemeye çalışıyorum ama... Bu adamın tekniklerini okumak imkansız. Bu kadar güçlü bir iblisin. Bir de böyle bir nefes tekniği kullanması. Çok zevkli be.
Sen öldürmeye değer bir iblissin. Rüzgar nefesi, ikinci form. Rüzgarın görkemli pençesi. Kılıcım! Aferin sana. İşin içine fiziğini de kattın. Tekniklerimle başa çıkabiliyor. İçimdeki savaşma isteğini uyandırdı. Gözümü kırpamam. Eğer kırparsam kesinlikle öldüm demektir. Gözlerini açık tut. Hadi! 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 Kırpma gözünü! Güzel bir ısınmaydı. Ama artık bunu bitirmenin vakti geldi. Ay nefesi. Altıncı form. Yalnız ay. Aslında epey iyi dayandın. Ama savaş artık bitti. Birazcık bile kıpırdarsan organların dışarı fışkıracak. Ne oluyor? Ters giden bir şeyler var. Nabzımın yükseldiğini hissediyorum. Garip bir şeyler hissediyorum. Görüşüm de biraz bulanıklaştı. Ne yaptın sen? Kediler için oyuncak ve iblisler için ölüm. Hissediyorsun değil mi? Hop! Hayırdır? Sanki birazcık titriyor gibisin. Benim kanım iblisleri sarhoş eder. Bir üst ayı etkileyeceğini bile bilmiyordum. Rüzgar nefesi. Kan dağının siyah rüzgarı. O yaralarla nasıl hala kıpırdayabiliyor? Ölmüş olması gerekirdi. Yüzyıllardır böyle bir şey görmedim. Geçiyorsun. Çizik bile atamadım. Ay nefesi. Üçüncü form. Zincirli ayın nefreti. Teker teker geliyorsunuz demek. Siz iblis avcıları hiç pes etmez misiniz? İblis avcıları asla pes etmez. Tüm iblisler bu dünyadan silinene dek olmaz. Shinezugawa. Midendeki yarayı dik hemen. Ben bunu tutarım. Ben... Tamam, teşekkür ederim. Gerçekten hayret verici. Fiziği muhteşem.
son 300 yıldır hiç böyle güçlü birini görmemişti. Neyse de, senin sonun da diğerleriyle aynı olacak. Ay nefes et. İki silahı da aynı anda mı kullanıyor? Ay nefesi. Taş nefesi, ikinci form. Üst darbe. Bu da ne? Zinciri kesemiyorum. Taş nefesi, dördüncü form. Ay nefesi, ikinci form. Volkanik kayanın hakimiyeti. Silahlarıma saldırman anlamsız. Onu da aynı benim gibi yenileyebiliyorum. Sen ise acınası bir insansın. Yara aldığında iyileşemezsin. Bunu Muzan için saklamak istiyordum. Ama eğer ölürsem öyle bir şey olmayacak. Yani şimdi kullanmam lazım. Durum vahim. Böyle yaralarla bir işe yaramam. Eğer devam edersem birkaç saate kan kaybından öleceğim. Yine de en azından Üstay 1'i yenmeliyiz. Eğer burada öleceksem ölümümün bir anlamı olmalı. Mushiro! Kenya! Hayattasın! Vücudumu birleştirebilir misin? Vücudunu birleştirebiliyor musun yani? Zor olacak. Ama evet, yapabilirim. Gidip bana şu saçı getirsene. Oradaki saç Üstay 1'den düştü. İşte orada. Saç mı? Eğer onu yiyebilirsem, bu savaşta bir işe yarayabilirim. Demek sen de şu yüze sahipsin. Utanç verici. O neden peki? Gördüğüm kadarıyla 27 yaşında olmanız. Ne olmuş yani? O çok çabaladığın fiziğin ve görkemli tekniklerin bu dünyadan gidecek. Bu yüze sahip olanlar 25 yaşını geçemeden ölürler. Eğer iz ortaya çıkar ve güçlenirse ömürleri azalır. Yaşın da göz önüne alındığında bu yarın sabahı görmeden öleceğin anlamına gelir. Ne kadar da içler acısı. İblis avcıları olarak yarını görmemizin garantisi yok. Bu izle ya da işsiz. Farkındaydın yani. Evet öyle. Maalesef kimse tamamen kararlı olmadan aşırı olamaz. Aksini düşünmüş olman bile bir hakaret sayılır. Yaşam ve ölüm gibi saçma şeyler hakkında konuşmamıza gerek yok. Eğer iblis olursan vücudun ve tekniklerin kalıcı olacak. Bunun neyini anlayamıyorsun?
Bu saçmalığı anlamama bile gerek yok. İnsanlar olarak yaşayıp ölmekte hiçbir sıkıntımız yok. Dayanıklılığını ve enerjini hiçbir insan kopyalayamaz, doğru, ama yine de kendini kusursuz sanman hiç mantıklı değil. Aşağılık bir iblissin. Siz iblislerin her biri hem korkak hem de yalancı. Yalan mı? Ben yalan söylemedim. Eminim öyledir. Hiçbir istisna olmadığı konusunda bahse girerim. Geçmişte biri bu ize sahip olmasına rağmen 25 yaşını geçmişti. Şaşırdın mı? Sanırım tahminim doğruydu. İblis? Bu ikisi bugüne kadar denk geldiğim en güçlü aşıralar. Özellikle şu körüm. Farklı nefes teknikleri kullanmalarına rağmen uyumları kusursuz. Genya, iyi misin? Kalbim deli gibi atıyor. Sanırım o saç yediğim için olabilir. Sakın pes etme. Bunu yapabilirsin. Ne? Bu ses de ne böyle? Kimin sesi bu? Kafamda yankılanıp duruyor. Kokushibo. Kaç haşira yendin? Beni bulmalarına izin verme. Yoksa bu... Bu Muzan mı? Onu ne kadar yersem... O kadar çok duyuyorum. Kontrolü kaybedersem ne olacak? Ne olacak bana? O ikisini oyalamalısın. Yaralarına rağmen refleksleri hızlanıyor. Ayrıca kanından dolayı tüm duyularım daha da körelmiş gibi hissettiriyor. Çabuk bir şeyler yapmalıyım. Keskin oval kasırga! Taş nefesi, birinci form. Rüzgar nefesi, yedinci form. Serpantinit bipolar. Ani rüzgar! Sen de bu iş, hadi! Ne? Ne yaptı o? Ne yani? Tüm yapabildiğiniz bu mu? Sadece kimono mu kesebildiniz? Bu kadarıyla bir çocuk oyuncağına bile zarar veremezsiniz. Siz ikinizi öldürdüğümde... Kalanı kolay olacak. Vay anasını. Neredeyse karşılık bile veremeyecektim. Eğer Giyome'yi atağın yönünü değiştirememiş olsaydı...
iki kolumu da kaybederdim. Hayır, ben böyle işim. Ona ayak bağı olmak dışında hiçbir işe yaramıyorum. Ay nefesi. Yedinci form. Felaketin aynası. Saldırılarına karşılık veremiyorum. Anasını satayım, çok hızlı. Saldırmanın bir yolu yok ki. Bu çok kötü. Ay nefesi. Sekizinci form. Ay ejderhasının kuyruğu. Dokuzuncu form. Dur da azıcık mola verelim be. Ay bataklığı. Shinazugawa, dikkat et. Sen beni boş ver de. Bu şerefsiz öldürmeye odaklan. Onuncu form. Yaprak darbeleri. Bu kadarmış demek. Burada öleceğim. İblis avcısı izini açmama rağmen yeterli değildim. Tokito? Hala savaşabilirsin. Ölmene izin vermeyeceğim. Pes etme. Yapabilir miyim ki? Bir işe yarayabilir miyim? Beni hemen fark edebilir. Bu yine olursa biterim. Abimin ölmesine izin veremem. Lanet olsun! Keşke daha güçlü olsaydım. Neden bu kadar zayıfım ki? En zayıf insan en iyi potansiyellere sahip olandır Genya. Ben üst ay 6 ile savaşırken durumları tersine çevirebilmemin tek sebebi zayıf olmamdı. Rakip aynı anda herkese odaklanabilse bile kibirlenip kazanabileceğini sandığında en zayıf olanları tamamen unutur. O yüzden en zayıf olan rakip her zaman çok tehlikelidir. İşte bu rüzgarın yönünü değiştirip galibiyete kapı açan yolun ta kendisi. Tanjiro haklıydı. Çok haklıydı. En azından denemem gerekiyor. Kimsenin burada ölmesine izin vermeyeceğim. Saldırmaya devam etmem gerek. Yardım etmeli. Kokushibo. Ay nefesi. 16. form. Ayoku, yarım ay. Nefes teknikleri hala bitmedi mi? Kaç tane var acaba? Her hareketimi öngörüyor. Bir sorun var. Ne zaman saldırmayı düşünsem hemen karşılık veriyor. Geleceği görmeyi sağlayan doğaüstü bir gücü mü var yoksa? İblisler insan bedeninin değişik bir hali gibi. Bir iblisin yapabildiğini bir insan da yapabilir. Duyularıma odaklanmalıyım. Onun gördüğünü ben de görmeliyim. Bu da ne? Her şeyi görebiliyorum. Nabzını duyabiliyorum. İşte gördüm. Bana topluca saldırmak dışında hiçbir seçenekleri yok. Bu güzel. 14. form. Hilalli ay savurusu. Yakınlaş. Yakınlaş. Boşlukların arasından geç ve diğer hareketini gör. Tesbih taşı mı? Bunu bana attığını nasıl görmedim? Rüzgar nefesi! Keskin oval kasırga! Bu nereden çıktı?
Mümkün değil. Benim gördüğüm gibi görebiliyorlar mı? Ay nefesi. 16. form. Pes edemem. Beni parçalara ayırsa bile pes edemem. Biliyordum. Bu bir iblis kan sanatı. Bu his rahatsız edici. Sanırım hayatım tehlikede. En son böyle hissettiğimden beri 400 yıl geçti. Yoriichi. Küçük kardeşim. Yaşlanmış ve yıpranmıştı. En son görüşmemizden bu yana uzun zaman geçti. İze sahip herkes 25 yaşını geçemeden öldü. Ama sen hala buradasın. Sana da selam olsun. Abi. Bu kokuşmuş yaşlı adam eskiden bana acıyan küçük kardeşimdi. Bir tarafı benim için üzülmeye devam ediyordu. Yine de değişen hiçbir şey yoktu. O bir iblis avcısıydı. Bense bir iblistim. Kılıcını bana çeken her kim olursa olsun yok etmeliydim. Birdenbire bütün duygusallığı yok oldu. Kılıcına dokunmasıyla havanın ağırlaşması bir oldu. Duruşunda hiçbir açık yoktu. Kusursuz bir saldırı biçimi. Kılıç tekniğinin tanrılardan hiçbir farkı yoktu. İşte geliyorum. Ne kadar yaşlı olursan ol, sen hep özel olandın. Gücün ve hızının gençliğindekinden hiçbir farkı yoktu. Kıskançlık, nefret, kin. Hepsini o anda tekrar hissettim. Ama o son darbeyi asla indiremedi. O orada ayaktaydı. Son nefesini vermişti. Eğer bir anlığına bile devam edebilseydi, ölmüş olurdum. Yıllar boyu ondan aşağı kalarak yaşadım. Ve artık benim için onurlu bir ölüm de yoktu. Eğer ki onurlu bir şekilde ölemeyeceksem, ben de hiç ölmem. Ben asla ölmeyeceğim. Hayır, Tokito! Gel ya! Pes etme!
Hala Sanemi ve Giyomei'ye yardımcı olabilirsin. Sakın pes etme. Yaptığın baskı... Baskı katanımı kırmızıya döndürüyor. Bu da ne? Kıpırdayamıyorum. Bu keskin baskı... Organlarım yanıyor gibi. Buraya bakmıyor. Hala iblis kan sanatı mı? Kullanabilirim. Bir an önce bu durumdan kurtulmalıyım. Yoksa büyük sıkıntı olacak. Tekniklerimi kullanamıyorum. Bu arkamdaki ağaç kanama emiyor. Bu kırmızı kılıçlar aynı Yorichi'ninki gibi. Bizim seviyemizde hiç kimse yok. O yüzden nefes tekniklerimizi geliştirmemizin bir anlamı da yok. Sonuçta tekniklerimiz de bizimle birlikte ölecekler. Ama abi... Onlardan üstün bir tarafımız yok ki bizim. İnsanlık tarihi için sadece küçük bir parçadan ibaretiz. Yetenekleriyle bizi günün birinde mutlaka aşacak olan kişiler... ilk çığlıklarını attığında bize yetişebilir. Endişelenmene hiç gerek yok kardeşim. Yeni nesil bir gün bizi geçecek. Ve bizden çok daha iyi olacaklar. Sanırım o haklıydı. Çocuk kılıcını tutmayı asla bırakmadı. Bir insan iblis kan sanatı kullandı. Ve rüzgar nefesi kullanıcısı onu ne kadar kesersem keseyim, ölmeyi asla kabul etmedi. Kaya nefesi kullanıcısı ise iblisler kadar hızlı gelişiyor. Yine de onlar yalnızca insandan ibaretler. Bir insana karşı kaybedemem. Olmaz. Bu iş daha bitmedi. Shinazugawa, bırakma. Henüz sonu gelmedi. Eğer kafanı kesmek işe yaramıyorsa... seni hiçbir uzvun kalmayana kadar parçalayıp öldürürüm. 8. form. Fırtına darbesi. Taş nefesi. 5. form. Adaletin yayları. Vücudum hala kül olmadı. Eğer ki bu kılıcı çıkarmayı başarırsan, hızlıca iyileşebilirim. Olamaz! Kafası tekrar çıkıyor! Lanet olsun! Evet. Başım kesilse de ölmedi. Artık ne yaparlarsa yapsınlar anlamı yok. Artık beni kimse durduramaz. Bu şey de ne böyle?
İstediğim şey bu muydu gerçekten? Kafamı kesmelerine rağmen mağlubiyetimi kabullenemedim. Yaptığım her şey anlamsız ve boşuna mıydı yani? Yüzyıllardır bunun için mi yaşıyordum? İnsanları yememe sebep olsa da amacım güçlü olmak mıydı gerçekten? Yoksa her şey sadece ölüm korkusundan mı ibaretti? Hayır. Yoriichi. Ben sadece senin gibi olmak istemiştim. Çocukluğumdan beri güneş kadar canlı ve kuvvetli olmak istemiştim. Karşıma geçip bana samuray olmak istediğini söylediğinde yüzünde bir gülümseme vardı. Ne kadar çabalarsam çabalayayım, eğitmenimin kılıcını asla kıpırdatamıyordum. Ama o, onu göz açıp kapayıncaya kadar yenebiliyordu. Tüm bu yeteneğine rağmen memnun değildi. Onun için kılıç tutmanın çocuk oyuncağından hiçbir farkı yoktu. Vücudum kıskançlıkla kaynıyordu sanki. Samuray olma hayallerim hiç gerçekleşmedi. Abi? Hı? Annemiz öldü. Ne oldu? Uşağı olayı biliyor sanırım. Neyse, şimdi tapınağa gitmem gerek. Bekle, şimdi mi? Evet. Yine de son kez vedalaşmak istedim. Bunu hatırlıyor musun? Bu flütü bana hediye olarak yapmıştın. O flüt notaları doğru veremeyen bozuk bir çöpten ibaretti. Ama onu kıyafetinde sanki bir hazineymiş gibi saklıyordu. Birbirimizden uzak kaldık ama seni hatırlatması için bu flütü hep yanımda taşıyorum. Ona hiçbir şey söyleyememiştim. Ama o buna rağmen hala mutluydu. Seni özleyeceğim. Sonraki 10 yıl oldukça huzurlu geçmişti. Evlendim. Her günüm sakindi. Zaman yavaş akıyor gibiydi. Ama bir gün kamp yaptığım yere bir iblis saldırdı. O yavaş akan zaman tekrar hızlanmaya başlamıştı. Yoriichi'yi bir daha görünce tüm sakinliğim kayboldu. Tüm nefretim ve kıskançlığım geri dönmüştü. Ne olursa olsun evimi veya ailemi terk etmeme sebep bile olsa onun kadar güçlü ve yetenekli olmak istemiştim. Yoriichi'yi geçip ondan daha güçlü olmak için her şeyi yapmaya hazırdım. Ya da öyle sanmıştım. Yine benden önce davrandın. Ömrünün son raddesinde bile olsan, doğanın kanunları sana işlememişti. Kutsalmışçasına o kadar güçlüsün ki Muzan bile seni yenmeyi becerememişti. Neden? Neden? Neden senin yüzünden her zaman berbat hissetmek zorundayım?
Yeter artık. Ben sadece... Amacım neydi ki benim? Artık ailemin... Karımın... Çocuğumun... Hiçbirinin yüzünü hatırlamıyorum. Neden? Neden senin kadar değerli biri olamadım ki? Tokito'nun katanasını sapladığı yerden parçalanıyor! Bitirelim işini! Hadi! Neden hiçbir şeyi geride bırakamadım ki? Neden bu kadar farklıydık? Doğmamın sebebi neydi? Cevap ver bana. Yorik. Shinazugawa, saldırmayı bırak! İblis öldü! Shinazugawa, dur! Bilinci yerinde değilmiş ama vücudu hala hareket ediyordu. Tokito, sen olmasaydın kazanamazdık. Bu kadar genç olmana rağmen muhteşemdin. Teşekkür ederim. Işıklar içinde uyu ve dinlenmene bak. Hayır, bekle! Ne oluyor? Bekle! Neden vücudum iblis gibi ufalanıyor? Abicim... Endişelenme, seni kurtaracağım ben! Biricik abin seni kurtaracak, endişelenme Genya! Özür dilerim. Yarattığım sorunlar için. Hayır! Hayır! Hiçbir sorun yaratmadın! Bir kereliğine bile! Ölme Genya! Ölemezsin! Her zamanki gibi iyileşsene işte! Hayır! 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 Kyomei! Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Senin beni koruduğun gibi... ...ben de seni korumak istedim. Genya! Biliyordum... ...benden nefret etmediğini. Biliyordum. Sonuçta... Biz kardeşiz. Muzan'ı yeneceksin ve... ...mutlu bir hayat yaşayacaksın. Bu senin hakkın. Çünkü benim biricik abim... ...dünyadaki en iyi insan. Tanrım, lütfen! Lütfen küçük kardeşimi elimden alma! Gel ya! Görüşmek üzere. Abicim. Hayır! Gel ya! Özür dilerim. Her şey için senden özür dilerim. Shinazugawa.
Kaldır başını. Daha işimiz bitmedi. Muzan'ı da yeneceğiz. Erkek adam